Öklit bölme algoritması. 149x artı 127'ye eşittir ve 1 eşitliğini sağlayan x'y tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bu tür sorular özel soru statüsüne girer aslında. Bunun yüzden Öklit bölme algoritmasını bilmemiz gerekiyor. O da şöyle yapılıyor. X'in katsayısı 149, y'nin katsayısı 127. Büyük küçüğe bölünecek. 149 bölü 127. Bir kez var. 127 kalan 22. Sonra 127'yi kalan sayıya böleceğiz 22'ye. 5 kez var. 110 kalan 17. Sonra 22'yi 17'ye böleceğiz. Bir kez var. Kalan 5. 17'yi 5'e böleceğiz. 3 kez var. Kalan 2. 5'i 2'ye böleceğiz. 2 kez var. Kalan 1. Şimdi burada tersten bir işlem yapmaya çalışacağız. En son 1'i bulduk ya. 1 dediğim şey aslında 5 eksi 2 çarpı 2'dir. Bundan sonra hep ters işlemler yapacağız. Acaba 2 neye eşittir? 2 dediğim şey 17 eksi 3 çarpı 5. Bunu alıyorum. Şuradaki 2'nin birini yazıyorum. O halde şuna dönüşür. 1 eşittir 5 eksi 2 çarpı 17 eksi 3 çarpı 5'e dönüşür. Şimdi bunu düzenlersek dağıtıyorum. 5 eksi 2 tane 17 artı 6 tane 5 oldu. Yani toparlarsak aslında 1 dediğim şey 7 tane 5 eksi 2 tane 17'den başka bir şey değil. Ardından devam ediyorum. Şununla işim bitti. Şununla da işim bitti. Diğer kalanın 5'ti. Burada bir 5 sayısını daha görüyorum. O halde 5 gördüğüm yere şöyle bir parantez içinde göstereyim. 5 gördüğüm yere 22 eksi 1 tane 17 yazabilirim. Burada hemen yerine yazıyorum. 1 eşittir 7 çarpı 22 eksi 1 tane 17 eksi 2 tane 17. Yine bunu düzenlemek istiyorum. Bunu düzenlersek dağıtıyorum. 7 çarpı 22 eksi 7 çarpı 17 eksi 2 çarpı 17. Ben son halde şuna dönüşmüş oluyor. 1 eşittir. 7 tane 22 eksi aslında burada 9 tane 17 var. Şimdi bu durumda 5 ile bitirmiş oldum. Son kalanım 17 idi. Bundan sonraki. 17 gördüğüm yere ne yazacağım? Parantez içine hemen yazayım. 17 dediğim şey aslında 127 eksi 5 tane 22'den başka bir şey değildir. Hemen bunu düzenliyorum. 1 eşittir. 7 tane 22 eksi 9 tane 17 gördüğüm yere 127 eksi 5 tane 22 yazacağım. Ve düzenlemeyi yapıyorum. Dağıtırsam 7 tane 22 eksi 9 tane 127 artı 45 tane 22. Ve en son haliyle 1 eşittir. Aslında 52 tane 22 ile 9 tane 127'nin farkıymış. Peki bir sonraki aşamada 17 ile işim bitti. Artık geriye kalan 22 kalanı da kullanmam gerekiyor. Burada 22 gördüğüm yere hatta şöyle yukarıdan bir kez daha göstereyim. 22 gördüğüm yere 149 eksi 1 tane 127 yazabilirim. Şöyle yazalım. 22 parantez içinde 22 gördüğüm yere 149 eksi 1 tane 127 yazılabilir. Bunu düzenliyorum. 1 eşittir. 52 çarpı 149 eksi 1 tane 127. Eksi 9 tane 127. O halde şuna dönüşecek bu. Yine bunu dağıtırsam. 52 çarpı 149 eksi 52 çarpı 127 eksi 9 tane 127. Ve şuna dönüşmüş olacak. 1 eşittir. 149'dan 52 tane var. 52 çarpı 149 eksi 127'den 61 tane var. 61 çarpı 127. Ve artık bu ifade benim istediğim yani 1 eşittir 149x artı 127y formatına dönüşmüş oldu.
Bu durumda bunu sağlayan x değerinin aslında 52 olduğunu, y değerinin de eksi 61 olduğunu gördüm. Yani aslında x artı y'nin 52 eksi 61 yani eksi 9 olduğunu görmüş olacağız.